Bismillahirrahmanirrahim. Fütuhat-ı Mekke 11. sefir 75. kısımdan devam ediyoruz. Bilmelisin ki Allah adamları bu tasavvuf yolunda nefesler aleminde isimlendirilenlerdir. Bu hepsini kuşatan bir isimdir. Söz konusu insanlar pek çok tabakadır ve farklı hallere sahiptir. Bir kısmını bütün hal ve tabakalar birleştirirken bir kısmı bundan Allah'ın dilediklerini talep eder. Her tabaka kendilerinde görülen hal ve makamlardan olan özel bir isme sahiptir. Allahu Teala onların üzerinde gözüken miraçlar der. Her grup kendi cinsi içindedir. Onların bir kısmının sayısı her dönemde bellidir. Bir kısmınınki belli değildir. Bu nedenle az ya da çok olabilirler. Bunların arasından sayısı belli olanları ve olmayanları Allah izin verirse kendi lakaplarıyla zikredeceğiz. Allah kendilerinden razı olsun. Bu adamların bir kısmı kutuplardır. Kutuplar, asalet veya vekillik yoluyla hal ve makamları kendilerinde toplayan kimselerdir. Nitekim bunu daha önce zikretmiştik. Allah adamları bu isimlendirmeyi genişletmişlerdir. Onlar makamlardan herhangi bir makamın etrafında döndüğü ve bu makamın hem cinslerinden ayrı olarak kendisine özgü olduğu kimseyi kutup diye isimlendirir. Bazen bir şehrin adamı o şehrin kutbu diye isimlendirilir. Bir cemaatin şeyhi o cemaatin kutbudur. Fakat terimsel anlamıyla kutuplar herhangi bir tamlama yapılmaksızın bu ismin kendilerine kayıtsız olarak verildiği kimselerdir. Onlardan bir dönemde tek kişi bulunabilir. Bu anlamıyla kutup aynı zamanda gavstır. Gavs hakka yaklaşanlardandır. O kendi döneminde cemaatin efendisidir. Onların bir kısmı zahirde hüküm sahibidir ve makam yönünden batını hilafeti elde edebileceği gibi zahiri hilafeti de elde edebilir. Bu kısmı örnek olarak Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Muaviye bin Yezid, Ömer bin Abdülaziz ve Mütevekkili verebiliriz. Bir kısmı ise özel anlamda batini halifelik sahibidir. Zahirde yöneticiliği yoktur. Bu kısmı örnek olarak Sebdeli Ahmet bin Harun er-Reşidi ya da Ebu Yezid el-Bestami'yi verebiliriz. Kutupların çoğunluğunun dünyevi bir hükümdarlığı yoktur. Bu adamların bir kısmı imamlardır. Onlar her dönemde iki kişiden fazla olamaz. Birincisi Errab isminin kuluyken diğeri El-Melik isminin kuludur. Kutup ise Allah isminin kuludur. Allah-u Teala şöyle buyurur. O Allah'ın kulu olarak ayağa kalktığında. Burada Hazreti Muhammed'i kastetmektedir sallallahu aleyhi ve sellem. Her adamın kendine özgü ilahi bir ismi vardır ve adı her ne olursa olsun Allah katında bu isimle isimlendirilir. Bütün kutuplar Allah isminin kuludur. İmamlar ise her dönemde El-Melik ve Er-Rab isminin kullarıdır. Bu iki imam öldüğünde kutubun halifesi olurlar. Kutup için bu iki imam iki vezir konumundadır. Birincisi melekut alemini müşahede etmeyle görevliyken, diğeri mülk alemini müşahede eder. Allah adamlarından bir kısmı direklerdir yani evtatlardır. Bunlar sayıları eksilmeyen ve artmayan her dönemde 4 kişidir. Bunlardan Fas şehrinde kendisine İbni Cadun denilen bir adam gördüm. Ücretle kına eliyordu. Bu 4 kişiden birisiyle Allah doğuyu muhafaza ederken onun yönetimi doğudadır. Diğeriyle ise batıyı, üçüncüsüyle güneyi, dördüncüsüyle de kuzeyi korur. Bu taksim Kabe'den hareketle yapılır. Bu 4 insan dağlar da ifade edilir. Çünkü Allah biz yeryüzünü döşek yapmadık mı? Dağları ise direk yapmadık mı buyurur. Yeryüzünün salınımı dağlar vasıtasıyla dinmiştir. Bu insanların alemdeki hükmü yeryüzündeki dağların hükmüyle birdir. Allah-u Teala'nın iblisten aktardığı onlara önlerinden, arkalarından, sağ ve sollarından geleceğim ifadesi bu insanların makamlarına işaret eder. Allah direkler vasıtasıyla bu yönleri korumuştur. Onlar bu yönler bakımından korunmuş kimselerdir ve şeytanın onların üzerinde bir otoritesi yoktur. Çünkü şeytan Ademoğullarına ancak bu yönlerden gelebilir. Üst ve alt ise belki daha sonra Allah'ın izniyle zikredeceğim 6 kişiye ait olabilir. Biz bu adamları genellikle Rical ismiyle zikretsek bile onların arasında kadınlar da olabilir. Fakat erkek isimleri çoğunluktadır. Bunlardan birisine bedellerin sayısı ne kadardı diye sorulunca şöyle cevap vermişti. 40 nefs. Niçin 40 adam demiyorsun diye sorulduğunda şöyle cevap vermişti. Bazen onların arasında kadınlar da bulunabilir. Direklerin lakapları
Abdülhay yani Hay isminin kulu, Abdülalim bilinen kulu, bilenin kulu, Abdülkadir göç getirenin kulu, Abdülmürid'dir irade edenin kuludur. Bu adamların bir kısmı bedellerdir yani ebdallardır. Onlar 7 kişidir. Sayıları artmaz ve eksilmez. Allah onlar vasıtasıyla 7 bölgeyi korur. Her bedelin kendisinde vali olduğu bir bölgesi vardır. Onlardan birisi Halil İbrahim'in kademi üzerindedir. Birinci bölge ona aittir. Sırasıyla 7. bölgenin sahibine kadar onları zikredeceğim. İkincisi Kelim Musa'nın kademi üzerindedir. Üçüncüsü Harun'un, dördüncüsü İdris'in, beşincisi Yusuf'un kademi, altıncısı İsa'nın, yedincisi Adem'in kademi üzerindedir. Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun. Amin. Onlar hareketleri ve belirlenmiş menzillere konaklayışları esnasında Allah'ın hareketli gezegenlere yerleştirdiği iş ve sırları bilir. Onlara ait isimler sıfat isimleridir. Bunlar Abdülhay, Abdülalim, Abdülvedud, Abdülkadir'dir. Bunlar direklerin 4 ismidir. Abdüşşekur, Abdüssemi, Abdülbasir de onlardandır. Her ilahi niteliğin bu bedellerden bir adamı vardır. Bu nitelik vasıtasıyla Hak o kişiye bakar ve bu nitelik o kişide hakimdir. Her şahsın ilahi isimlerden biriyle bir ilişkisi ve nispeti vardır. Ona ulaşan iyilikler bu isimden kendisine ulaşır. O kişi de bu ilahi ismin kendisine verdiği kapsayıcılık ve genişliğe sahip olduğu gibi adamın bilgisi de bu denkliğe göre gerçekleşir. Bu adamlar bedeller diye isimlendirildi. Çünkü onlar bir yerden ayrıldığında ve içlerinden birisini o yere bırakmak istediklerinde bunu düşündükleri bir yarar ve hakka yakınlık amacıyla yaparlar. Oraya kendi suretlerinde bir şahsı bırakırlar. O şahsı gören hiç kimse onun kendisini bırakan adamın aynı olduğundan kuşku duymaz. Gerçekte ise o değildir. O kişi bedelin sahip olduğu bir bilgi nedeniyle kasıtlı olarak oraya bıraktığı ruhani bir şahsiyettir. Böyle bir kuvvete sahip herkes bedeldir. Kendisinin bilgisi olmaksızın Allah biri adına bir bedel görevlendirirse böyle bir kişi zikredilen bedellerden değildir. Bu durum çoğunlukla gerçekleşir. Biz bunu müşahede ettik ve gördük. Bu 7 kişinin Mekke'de bulunduğunu gördük. Onlarla Hatimül Hanebele denilen yerin ardında karşılaştık. Bir araya geldik. O bölgeden daha güzel bir yer görmemiştim. Daha önce onlardan Musa es-Sebarati'yi İşbiliye'de 586 yılında görmüştük. Bir amaçla bize gelmiş ve görüşmüştük. Ayrıca bu adamların arasından dağların şeyhi Muhammed bin Eşref er-Rundi'yi de gördük. Dostumuz Abdülmecid bin Selem'e bu bedellerden adı Muaz bin Eşres olan birisiyle karşılaşmıştı. Muaz bedellerin büyüklerindendi ve arkadaşım onun selamını bize ulaştırmıştı. Abdülmecid ona şöyle sormuş. Bedeller bu mertebeyi nasıl elde etmiştir? O da şöyle cevap vermiş. Ebu Talib-i el-Mekki zikrettiği 4 şeyle elde ettiler. Yani açlık, uykusuzluk, susma ve uzlet. Allah ehli recebileri yani bedeller diye isimlendirir. Onlar 40 kişidir. Bazen 12 kişi de bedel diye isimlendirilir. Bütün bu sınıflar sayılı adamlar bölümünde gelecektir. Recebileri gören kimse şöyle der. Bedeller 40 nefstir. Çünkü onlar 40'tır. Bu adamların bir kısmı nakiplerdir. Onlar her dönemde sayıları artmaksızın ve eksilmeksizin 12 kişidir. Bu 12 feleğin burçlarının sayısı olan 12'ye işaret eder. Her nakip kendisine özgü burcun özelliğini ve Allah'ın onun makamına yerleştirdiği sır ve tesirleri bilir. Ayrıca oraya inen hareketli ve sabit yıldızların bıraktığı şeyleri bilir. Sabit yıldızların burçlarda duyuda görülmeyen bir takım hareketleri ve noktaları vardır. Bu durum binlerce sene içerisinde gerçekleşebilir. Gök bilimcileri ömrü ise bunu görecek kadar uzun değildir. Bilmelisin ki Allah bu nakiplerin ellerine indirdiği şeriatlerin bilgilerini verdi. Onlar nefslerin gizliliklerini ve hilelerini ortaya çıkartır. Tuzak ve aldatmalarını bilir. İblis ise onlara göre besbellidir. Onlar iblis hakkında iblisin bile bilmediği şeyleri bilirler. Öyle bir bilgiye sahiptirler ki yeryüzünde bir insan hareket etse bu hareketin mutlu ya da bedbaht birisinden mi meydana geldiğini bilirler.
Onların bu durumu izleri ve eserleri bilenlerin durumuna benzer. Mısır bölgesinde onlardan pek çok kişi vardır. Bir şahıs gördüklerinde bu şahıs bu eser sahibidir derler ve gerçekte iş söyledikleri gibi olur. Bunlar Allah'ın velileri değildir. Öyleyse Allah'ın bu nakiplere verdiği eserler ilmi hakkında ne düşünebilirsin? Allah adamlarından bir kısmı necipler yani nücebadır. Onlar her dönemde 8 kişidir. Sayıları artmaz ve eksilmez. Onların üzerinde ve hallerinden kabul alametleri görülür. Bu konuda kendi iradeleri olmasa bile hal onları kendi iradesi altına alır. Onların durumunu ise üzerlerinde bulunanlar bilebilir. Altlarında bulunanlar bilemez. Onlar 8 niteliği bilen kimselerdir. Bunlar 7 meşhur nitelik ile 8. idraktir. Onların makamı kürsüdür ve necip oldukları sürece onları aşamazlar. Onlar yıldızların yürüyüşlerini bilmede, gökbilimcilerin bildiği yoldan değil, Allah'ın bildirmesi yoluyla derin keşf sahibidir. Nakipler 9. feleğin bilgisini elde edenlerdir. Necipler ise onun altında bulunan 8 feleğin bilgisini elde edenlerdir. Bu içinde yıldız bulunan bir felektir. Allah adamlarından bir kısmı havarilerdir. Bu grup her dönemde bir kişidir ve iki kişi olmaz. Tek kişi öldüğünde başka biri onun yerine yerleştirilir. Hazreti Peygamber döneminde sallallahu aleyhi ve sellem Zübeyir bin Avvam bu makamın sahibiydi. Bununla beraber kılıçla dine yardım eden pek çok insan vardı. Havari Allah'ın dinine yardım ederken kılıç ile ve kanatı birleştiren kimsedir. Bu yönüyle kendisine bilgi, ifade ve kanıt verildiği gibi kılıç, cesaret ve atılganlık da verilmiştir. Onun makamı meşru dinin geçerliliği ile ilgili kanıtı ortaya koymada atılganlıktır. Bu kanıt peygamberin mucizesi gibidir. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem davasının doğruluğunu kanıtlamak için ortaya koyduğu delilden sonra geride havarinin kanıtı kalır. Bu kişi mucizenin varisidir. Fakat onu sadece peygamberin doğruluğu için gösterir. Havarinin makamı budur. Onun ortaya koyduğu söz konusu kanıta da mucize adı verilir. Çünkü havarinin kanıtına eklenen şey peygamberin mucizesine eklenenle birdir. Havari onun peygambere izafe ederken peygamber mucizeyi kendisine izafe eder. Böyle bir şey herhangi bir veli adına olan keramet diye isimlendirilmez. Çünkü tanımı ve kapsamı bakımından peygambere mucizesi olan bir şey hiçbir zaman veli adına keramet olamaz. Üstad Ebu İshak el-İsferayini bu kanaate varmıştır. Fakat o bizim ima ettiğimizden farklı bir şekilde bu kanaate ulaştı. Ebu İshak aciz bırakan fiilin mucizenin gerçekleşmesini veli adına imkansız sayar. Kelamcıların çoğu ise mucize yolunun dışında keramet olarak gerçekleşmesini imkansız saymamıştır. Kendisine uyan birinden peygamberin doğruluğunu tasdik etmek üzere mucize şeklinde peygamberden gerçekleşen şey gerçekleşirse bu mümkündür ve kaçınılmazdır. Bu olay ise özellikle havariden gerçekleşir. Betimlediğimiz tarzda böyle bir şeyin kendisinden gerçekleştiği insan bulunduğu dönemin havarisidir. Biz onu kendi dönemimizde 586 yılında görmüştük. Böyle bir insan havari diye isimlendirilendir. Allah adamlarından bir kısmı recebilerdir. Onlar her dönemde 40 kişidir. Sayıları artmaz ve eksilmez. Onlar Allah'ın büyüklüğünü ortaya koyan adamlardır ve tekler yani efratlar içindedirler. Onlar ağır söz sahipleridir. Biz sana ağır bir söz yükleyeceğiz. Recebiler diye isimlendirilmelerin nedeni bu makamın onlar adına Recep ayında gerçekleşmesidir. Bu hal Recep hilalinin görülmesinden bitimine dek sürer. Sonra bu hali kaybederler. Gelecek senenin Recep'inin girmesine kadar bir daha bu hali bulamazlar. Bu yol sahiplerinden onları tanıyanlar azdır. Onlar şehirlerde dağılmışlardır ve birbirlerini tanırlar. Bir kısmı Yemen'de, Şam'da ve Diyarbakır'da bulunur. Onlardan birisiyle Diyarbakır Düneysir'de karşılaştım. Ondan başkasını da görmedim. Onları görmeye çok arzuluydum. Bir kısmının üzerinde Recep'teki halinde açılan bilgilerin bir yönü senenin diğer kısmında da kalırken bir kısmında o halden hiçbir şey kalmaz. Düneysir'de gördüğüm kişi de senenin diğer kısımlarında Şia'nın rafizileri hakkında bir keşif kaldırdı. O rafizileri
domuz suretinde görürdü. Mezhebini bilmediği Rafiziliğe göre dindarlığını yaşayan ve bu mezhebe inanan tanımadığı bir insan kendisine gelir. Onunla karşılaştığında kendisini domuz suretinde görür, onu çağırır ve şöyle derdi: Allah'a tövbe et, çünkü sen Şii Rafizisin. Bunu gören başka biri şaşırarak kalırdı. Adam tövbe eder ve tövbesinde dürüst davranırsa onu insan şeklinde görmeye başlardı. Diliyle tövbe ettim deyip mezhebini saklarsa onu sürekli domuz olarak görür ve kendisine şöyle derdi: Tövbe ettim derken yalan söylüyorsun. Doğru söylediğinde ise doğru söyledin derdi. Keşfinde doğru söyleyip söylemediğini bilirdi. Bu nedenle kendine gelen kişi Rafizilikten dönerdi. Söz konusu kişi Şafilerden güvenilir iki adamla benzer bir olay yaşamıştı. O ikisinin de Şii olduğu bilinmiyordu ve Şia grubundan değillerdi. Şu var ki araştırmaları kendilerini bu mezhebe sevk etmiş ve akıllarıyla onu benimsemişlerdi. Bu görüşlerini ortaya koymamış, onu kendileriyle Allah arasında saklamışlardı. Bu iki Şafi, Ebu Bekir ve Ömer hakkında kötü inanç besliyor, Ali hakkında ise aşırıya gidiyordu. Bir gün bu şahısla karşılaşıp huzuruna girdiklerinde onların yanından çıkartılmalarını emretmiş. Çünkü Allah onların iç yüzlerini domuz suretinde kendisini göstermişti. Bu söz konusu mezhep mensupları hakkında Allah'ın o kişi adına belirlediği bir alametti. O iki bilgin ise yeryüzündeki hiç kimsenin onların durumunu bilmediğinden eminlerdi. İki güvenilir tanık ve hadis bilgileriyle tanınmış kimselerdi. Bu durumu kendisine bildirince Allah adamı onlara şöyle demişti: Sizi iki domuz olarak görüyorum. Bu Rafiziler hakkında Allah ile aramdaki bir alamettir. Bunun üzerine içlerinden tövbe etmişler. Allah adamı onlara, işte şimdi o mezhepten döndünüz. Çünkü sizi insan olarak görüyorum demiştir. Bu iki kişi bu duruma şaşırmış ve tövbe etmiştir. Receviler Recep'in ilk gününde sanki göğün üzerlerine düştüğünü görürler. Öyle bir ağırlık hissederler ki gözlerini kırpamadıkları gibi hiçbir organları da hareket etmez ve sırt üstü düşerler. Artık harekete güç yetiremedikleri gibi ayağa kalkmaya ya da oturmaya ya da ellerini, ayaklarını, hatta göz kirpiklerini bile hareket ettiremezler. İlk gün böyle sürer. İkinci gün yavaş yavaş azalmaya başlar. Üçüncü gün daha da azalır. Böylece bilinmeyen şeyler hakkında bilgi, tecelli ve keşifler gerçekleşir. Her biri 3 ya da 2 gün sonra konuşmaya ya da seciyeli söz söylemeye başlar ve onlarla konuşulur. Söz söylerler, kendilerine söz söylenir ta ki ay tamamlanır. Recep ayı tamamlanıp Şaban girdiğinde ise adeta bağlarından kurtulurlar. Bir sanat ya da ticaret sahibi iseler işleriyle ilgilenmeye başlar ve bütün halleri kendilerinden alınır. Şu var ki Allah bir şeyi onların üzerinde bırakmak isterse onu bırakır. Onların hali böyledir. Bu sebebi bilinmeyen tuhaf bir haldir. Ben bu insanların biriyle Recep ayında karşılaşmıştım ve o da aynı haldeydi. Allah adamlarından bir kısmı mühürdür, yani hatemdir. O her zamanla değil, bilakis alemde tektir. Allah onunla Muhammedi veliliği sallallahu aleyhi ve sellem bitirir. Artık Muhammedi veliler içerisinde ondan daha büyük kimse olmaz. Bu noktada başka bir bitiş vardır ki Allah ondan Adem'den son veliye kadar ki genel veliliği bitirir. O ise İsa'dır aleyhisselam. İsa hatmül evliyadır, yani velilerin sonuncusudur. Aynı şekilde o mülk devresinin sonuncusudur. Bu nedenle kıyamet günü iki şekilde diriltilecektir. Bir yönüyle Muhammed ümmeti içerisinde diriltilirken başka bir açıdan peygamberlerle beraber peygamber olarak diriltilecektir. Allah adamlarından bir kısmı Adem'in kalbi üzerinde bulunan 300 kişidir. Her dönemde sayıları artmaz ve eksilmez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu 300 kişinin Adem'in kalbi üzerinde olduğunu söylemiştir. Ayrıca Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem büyüklerden ya da meleklerden birinin kalbi üzerinde olduğunu söylediği kimseler vardır. Bu ifadenin anlamı o insanların Allah'a ait bilgilerde o şahıs gibi halden hale girmesi demektir. Çünkü ilahi ilimler kalplere gelir. Melek ya da peygamber gibi bir büyüğün kalbine gelen her bilgi onun kalbi üzerindeki kimselerin kalplerine de gelir. Sufilerin falanca falanın kademi, yani ayak izi üzerindedir demeleri de
aynı anlama gelir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu 300 kişinin Adem'in kalbi üzerinde olduğunu söylemiştir. Halbuki bu ümmet içerisinde onların 300 kişi olduğunu ya da her dönemde bulunduklarını söylememiştir. Biz onların her dönemde bulunduğunu ve zamanın bu sayıdan yoksun kalmayacağını keşif yoluyla öğrendik. Bu 300 adamdan her birinin kendine özgü 300 ilahi huyu vardır. Onlardan birisiyle ahlaklanan kimse mutluluğu elde edebilir. Onlar seçilmiş ve ayrılmış kimselerdir. Onlar Hakk'ın kitabında zikrettiği şekilde duayı sevenlerdir. Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Bizi bağışlamaz ve merhamet etmezsen hüsrana uğrarız. Başka bir ayette ise şöyle buyurur. Sonra kitaba seçtiğimiz kullarımızı varis kıldık. Onların bir kısmı nefsine zulmedicidir. Kastedilen Adem ve bu konumdaki kimselerdir. Zamandan bu gruba ait kısım 300 senedir. Allah mağaradakilerin mağarada bu sürece kaldıklarını belirtmiştir. Burada seneler güneş takvimine göreydi. Bu nedenle onlar 9 daha ekledi demiştir. Çünkü güneş takvimiyle 300 sene, ay takvimiyle yaklaşık 309 sene eder. Her sene mevsimleriyle birlikte zamanın tamamlanmasıdır. Bu toplam ise Rabbin günlerinden 1/3'üne yakındır. Allah Rabbinin nezdinde bir gün onların saydığından 1000 gün gibidir buyurur. Bir arifin rububiyeti müşahede ettiği bir mertebedeyken o mertebenin zamanıyla bir süre elde ettiği Allah hakkındaki bilgiyi başka biri duyu aleminde çalışarak kazanarak malum senelerden 1000 senede elde eder. Bu 300 kişinin kendilerinden alınıp da Rabbin günlerinden birisinde bulunduğunda ilahi ilimlerden elde ettiği miktar bu hesaba göre değerlendirilir. Belirttiğimiz meselenin kıymetini ve değerini ise sadece onun zevk yoluyla tadan bilir. Zaman bu esnada onun hakkında güdürülür. Tıpkı görme gücünün önündeki mesafe ve ölçülerin dürülmesi gibi. İnsan gözünü açtığında göz ışınları yıldızların cisimlerine bitişmesiyle yıldızların görülmesi gerçekleşir. Bu uzaklığa bakınız. Bu hıza bakınız. Sesin duyulduğu bir zamanda aradaki uzak mesafeye rağmen duyma algısının gerçekleşmesi de böyledir. İşaret ettiğimiz meseleyi iyice kavrarsan mekan ve cihetlerin ortadan kalkmasıyla Rabbi görmenin anlamını öğrenirsin. Ayrıca senden gören şeyin ne olduğunu görülenin ve görmenin mahiyetini öğrenirsin. Aynı zamanda duyanın, duymanın ve duyulanın ne olduğunu öğrenirsin. Bu tabaka ilahi isimleri öğrenenlerdir. Bu isimler onların isimleri bana bildir ayetinde işaret edilen eşyaya yönelmiş isimlerdir. Çünkü isimleri bildirmek isimlendirileni övmenin ta kendisidir. İnsanlar bu ayeti isimlerin kendilerini göstermesi bakımından işaret edilen şeylerin isimleri olarak almıştır. Onlara göre bu gösterme söz gelişi Zeyd özel isminin Zeyd'in şahsını ya da Ömer özel isminin Ömer'in şahsını göstermesi gibidir. Böyle olsaydı bilgiyle nitelenen meleklere karşı nasıl bir övme olabilirdi ki? İnsanlar meleklerin senin hamdini tesbih ederiz sözünü de anlamamıştır. Melekler Allah'ın isimlerinden işaret edilen bu şeylere yönelmiş olanları bilememiştir. 75. kısım sona erdi. Onu onlardan bir grup Nuh aleyhisselam kalbi üzerinde bulunan 40 kişidir bahsiyle başlayan 76. kısım takip edecektir.